Hikmet Genç Sefil fareler hala kafaları basmıyor. Bu ülke bütün bunları nasıl yapabiliyor anlayamıyorlar. Trump'ın Kudüs'ü başkenti ilan etme kararına anında karşılık verdi Erdoğan. Sen kimsin dedi Johnny'ye. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da topladı 48 İslam ülkesi Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığını ilan etti. Hemen ardından 14'e 1 ve 128'e 9'la Birleşmiş Milletler'de yalnız kaldı Amerika. Cowboy'un karizması çizildi. Tüm dünyanın gözü önünde Amerika'ya yeni müttefik olarak Mikronezya'yı monte eden adamın ismidir Erdoğan. Türkiye'nin verdiği tarihi ayar iyi geldi. En erken vize başvurusu 2019'da diyen Amerika 10 gün sonra süreyi kaldırdı ve vize işlemlerini başlattı. Hele İstanbul Mikronezya uçuşları da başlarsa tam süper olur. Şunun şurasında bir buçuk yıl önce tarihinin en alçak saldırısına maruz kalmış Türkiye. Aktif dış politikasıyla dünya arenasında boy gösterirken dünya dengeleriyle oynayan Türkiye. Dünyada terörle mücadele konusunda en fazla enerji harcayan Türkiye. Bu arada en fazla insani yardım yapan da Türkiye. Ve küresel güçlerin finansal saldırıları devam ederken son çeyrekte %11.1 büyüyen de Türkiye. Elin gavuru Türkiye'nin önlenemez yükselişi diyor. Tabii Erdoğan gitsin de isterse ülke batsın diyen bizim muhalifler de büyüme hızından rahatsız oldu. Onlar da nasıl oluyor da oluyor diyor. Büyüme hızı 11.1, rakamlar manidar. O da size gelsin. Varsın, kafaları basmasın. Türkiye hedefinde ilerliyor. Erdoğan Macron'la görüştü. Fransa'dan söylüyorum ne olur artık bizi de alıverin diyecek halimizde pek yok artık diyor Macron'a. Macron, terörle mücadeleyi Türkiye ile birlikte sürdüreceğiz diyor. Eurosam'la uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi anlaşması imzalanıyor. S-400'lerden sonra beraber geliştirebileceğimiz başka bir savunma sistemi daha. Diğer taraftan Almanya'dan ılımlı mesajlar geliyor. İlişkilerimizi düzeltelim biz orta az demeye başladılar. Zırt bir Türkiye aleyhine konuşan Gabriel, Mevlüt Çavuşoğlu'nu evine davet ediyor. Çavuşoğlu'na kendi elleriyle Türk çayı ikram ediyor. Evet görmek istemiyorlar, hazmedemiyorlar, yalan söylüyorlar, dengelerle oynayabilen ve oyun kuran bir Türkiye var ve bundan rahatsızlar. Bakın bir daha söylüyorum, Türkiye balistik füze yapsa, nükleer güç olsa, Erdoğan dünya barışını tehdit ediyor der bizim ezik Baba Ali Puşları. Muhalif olmak falan değil, kendi ülkesine düşman bildiğin sefil fare bunlar. Elin gavurunun kucağına oturup Türkiye cehenneminden geliyorum diyen namussuz ve avanesinden başka ne beklenir ki? Hikmet Genç Akşam